Şimdi beyanname verme vakti. Kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratları elde edenler. Gelir İdaresi Başkanlığı olarak banka, PTT, TAPU, MERNİS, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığımız verilerle yıllık gelir vergisi beyannamenizi biz hazırladık, siz onaylayın. Kimler beyanname vermeli ve nasıl beyanda bulunmalıdır? Kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratları elde edenler, beyannamelerini hazır beyan sistemi üzerinden 7/24 kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde vergi dairesine gitmeden verebilirler. Hazır beyan sistemine nereden ve nasıl ulaşabilirim? Hazır beyan sistemine www.gib.gov.tr adresinden veya Hazır Beyan mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sisteme kullanıcı kodu, e-devlet yöntemi, yabancı kimlik numarasıyla giriş yapabilirsiniz. Beyanname doldur sekmesi tıklanarak açılan ekrandan ilgili dönemi seçerek sicil ve iletişim bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Elde ettiğiniz kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlarınıza ait bilgilerinizi kontrol ederek gider türü ve yararlanabileceğiniz istisna tutarıyla varsa indirimlere ilişkin bilgileri de girerek beyannamenizi onaylayabilirsiniz. Vergimi hazır beyan sistemi üzerinden ödeyebilir miyim? Verginizi anlaşmalı banka kredi kartıyla ödeme bölümünden anlaşmalı banka kartınız veya kredi kartınızla iki taksit halinde Mart ve Temmuz aylarında ödeyebilirsiniz. Ayrıca ödemelerin ve alındıların bölümünden ödenen verginizi görüntüleyebilirsiniz. Beyannamenizi hazır beyan sistemiyle verin, rahat edin. Beyanname vermek için son tarih 31 Mart. Ayrıntılı bilgi ve özellikli durumlar için hazırlanan rehber ve broşürlere www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilir veya Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergilerinle geleceğe güven. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı. Evet arkadaşlar, izlediğiniz gibi bu videoda çeşitli vergilerimizi hazır beyan sistemi üzerinden nasıl vereceğimizi hep birlikte izledik. Ben şimdi bunu size biraz da basit olarak anlatacağım. Şu şekilde gib.gov.tr'den ya da internet vergi dairesinden yani intvrg.gov.tr'den buralara ulaşabiliyoruz. Ama görmüş olduğunuz gibi sayfa çok hızlı yenilenmiyor. O yüzden burayı geçiyorum. Geliler başkanlığını da kapatıyorum. Uygulama rehberini açıyorum. Burada bilgiler çok daha net verilmiş. Sisteme nasıl giriliyor? Hazır beyan sistemini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gib.gov.tr adresindeki internet sayfasında yer alan linkleri tıklayarak ya da internet vergi dairesinin INT vergiyi gib.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz. Sisteme şu görmüş olduğunuz hazır beyan gib.gov.tr adresinden ulaşıyoruz. Bunu nasıl elde ettim? Bunu 2022 yılının uygulama rehberinden buluyorum. Ve buradan size destek sunacağım. Arkadaşlar şöyle oluyor. Örneğin Eurobond. Eurobond 2021 yılında eğer ki elde ettiğiniz kuponlar geliriniz 53.000 TL'nin üzerindeyse bunu beyan etmeniz gerekiyor. Diyelim ki 54.000 lira kazandınız kuponlardan. Bunu beyan etmeniz ve gerekli olan vergiyi ödemeniz gerekiyor. Mart ayı içinde beyan ediyorsunuz ve Mart ayının sonuna kadar birinci taksiti ödemeniz gerekiyor. Kalan ikinci taksiti de Temmuz ayında ödemeniz gerekiyor. Bu konu çok önemlidir. Bu konuyu Hissenet'te bol bol konuşuyoruz. Arkadaşları bilgilendiriyoruz.
Herkes de vergisini hesaplayıp ona göre ödüyor. Geçtiğimiz yıl doların yüksek oranda artması, TL'nin değersizlenmesi nedeniyle çoğu kişi hesaplarından farklı olarak vergi ödemek durumuyla karşı karşıya. Örneğin bir kişi 40 bin TL kadar gelir alacağını düşünüyordu ve 53 bin TL'nin altında kalacağını, herhangi bir vergisi olmayacağını düşünüyordu. Fakat atıyorum 70 bin lira kadar gelir elde etti. O zaman bunu 53 bini geçtiği için 70 binin tüm kısmı için vergisini hazır beyan sistemiyle ödemek durumunda. 2022 yıl için, yani şöyle diyelim, bu yıl içinde diyelim ki Ocak ayında, Şubat ayında, Mart ayında ya da diyelim ki diğer bütün aylar boyunca da Eurobondlar aldınız. Bunların belli bir oranda kupon gelirleri elde edeceksiniz. Örneğin US dolarda yılda iki kez kupon geliri elde ediyorsunuz. Euro bazlı Eurobondlarda da yılda bir kez kupon geliri elde ediyorsunuz. Siz bunu diyelim ki 2022 yılında kuponların geliri elde ettiniz. Ve bu da yaklaşık olarak 90 bin TL diyelim kazandınız. 2022 yılı için 70 bin TL'nin üzerinde olan kazançlarda, kupon kazançlarında bunu siz beyan edip bunun vergisini vermeniz gerekiyor. 2022 için şöyle düşünebiliriz. Örneğin diyelim ki Nisan ayında 4. ay ve 10. ay ödemesi olan bir Eurobond olsun. Siz bunu diyelim ki Mart ayında aldınız. Mart ayında aldığınızda diyelim ki %5 kupon ödemesi yapsın. Pardon, şöyle doğru hesaplayalım. %6 diyelim. %6'yı Nisan ayında ödesin. Bir de %6'yı 10. ayda, yani Ekim ayında ödesin. Siz bunu Mart ayında aldığınızda %5'lik kısmı ödediğiniz miktarın içinde oluyor. Yani nasıl diyelim, 1050 dolar verip Nisan ayında 60 dolar kazancınız olur. Gene Ekim ayında o 60 dolar tekrar dolar ve o size Ekim ayında ödenir. Tabi burada 1050 ya da 1060 olarak kesinlikle olmuyor. Yaklaşık olarak diyelim ki 5 yıllık bir Eurobond olsun. Bu 880-870 dolar civarında bir kıymet oluyor. Bu da o 5 yıl içinde o ufak ufak dolarlar doluyor. 880, 890, 920, 950, 980. 5 yıl sonunda da 880 diyelim, o 1000 dolara kadar ana para kendini doldurmuş oluyor. Böylece 880 verip 5 yıl sonra 1000 dolar kadar ana parada bir kazanç oluyor. 120 dolar da oradan kazanıyorsunuz. Ve her bir yıl iki kez 60 dolar 60 dolar şeklinde faiz kazancınız oluyor. Tabii bunlar da biraz önce bahsettiğim gibi örneğin 2022 yıl için 70 bin TL'ye geçiyorsa bunun vergisini vermeniz lazım. Atıyorum 2023'te 100 bin TL olacak bu beyan sınırı. Siz orada 120 bin kazanırsanız bu zaman 120 bin lirayı hazır beyan etmeniz lazım. Ama diyelim ki 2023'te 100 bin bir beyan sınırı oluştu. Siz 80 bin kazandınız. O zaman o 80 bin TL'yi tamamen kar olarak kullanmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim açıklamalara. Hazır beyan sistemine kullanıcı koduyla girilebiliyor. E-Devlet üzerinden girilebiliyor. Yabana yabancı kimlik numarasıyla girilebiliyor. Burada açıklamalar yapmış. Yaklaşık 116 sayfa bir uygulama rehberi olduğu için bayağı bir izahat var burada. Örneğin hazır beyana nasıl girileceği anlatılıyor. Bu şekilde giriliyor. Ben burada şimdi geçiyorum. Örneğin beyan nemeniz oldu demiş. Burada 2021, 2020, 19, 18, 17 şeklinde kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar bunlar nasıl yapılacağını bu
linkleri tıklayarak doldurabiliyorsunuz. Örneğin diyelim ki burada 2021'i tıkladınız. Size diyor ki sizce bilgilerinizi girin. Neler? İşte isim, soyad, TC, kimlik, doğum, vergi dairesi gibi. Bunlar yoksa size zaten Merlis'ten elde edilip buraya girilmiş oluyor. Sizden genelde olmayan telefon numarası ve e-mail adresi oluyor. Onları sizin girmeniz isteniyor. Örneğin şu şekilde. İletişim bilgilerinizde irtibat telefonu. Buraya cebi yazarsınız. E-posta, e-posta adresinizi yazıyorsunuz ki size de ilgili mailler ulaşsın. 3.3 beyan edilecek gelir türü. 3A beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradı, kira gelirleriniz. Eğer sizin kiralık evleriniz, dükkanlarınız ya da çeşitli ticari gelirleriniz varsa bunları buraya giriyorsunuz. Sayfa 53'te 3C beyan edilecek menkul sermaye iratlarınız. Buraya geliyoruz. Diyor ki tablonun altına bulunan satır ekle butonuna basarak istediğiniz kadar menkul sermaye iradı bilgisini ekleyebilirsiniz. Yani atıyorum sizin 5 tane Eurobond'unuz vardır. Buraya 5 satır ekleyerek bunları tek tek girmeniz gerekiyor. 5 satır tek tek girebilirsiniz ya da 10 satır girebilirsiniz. Her bir kupon için tek tek, yani atıyorum Ocak ayında vardır kupon geliriniz, onu girersiniz. Aynı bondun Temmuz oluyor sanırım. Evet, Temmuz ayında bir kupon gelir vardır. Onu da oraya girersiniz. Yani 5 tane euro bonunuz vardır. Siz 10 satırda girebilirsiniz. Ama ben kolayına gittim. 5 euro bonumu 5 satırda tamamladım. Burada türleri seçiliyor. Sanırım burada 616 idi. Eurobond faiz gelirleri. Şunu büyütürüm sizin için. Burada açıklama yapmış. Devlet tahvilleri için nasıl yapılacağı falan. Pardon. 602 devlet tahvil hazine bonusu. Diğer gelirlerin faizleri. Yani neyi seçmemiz gerektiğini gösteriyor. Biz 616'yı seçiyoruz. Yani Eurobond. Devlet veya şirketlerin yurt dışında kaynak tevil etmek amacıyla uluslararası piyasalarsa yabancı para birimleriyle ihraç ettiği genellikle uzun vadeli yatırım amaçlıdır. Eurobondların alım satımında elde edilen gelirler tutarı ne olursa olsun beyan edilir. Buradaki mevzu şu. Deminden beri bahsediyorum ya, kupon geliri. Siz eğer Eurobond'u aldınız, o yıl içinde sattınız, o andaki bütün alım satım kazancınız beyan edilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Ben şu ana kadar kupon gelirlerinden bahsettim. Belli bir payınız vardı. Ama siz al sat yaparsanız, oradan sattım, buradan aldım, onu aldım, bir daha sattım, hepsini tek tek not etmeniz ve bunları sisteme girmeniz gerekiyor. Eurobond ifadesi genellikle hazine müsteşarı tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvil için kullanılır. Bununla birlikte yerli ve yabancı diğer kurum ve kuruluşların Avrupa para piyasasının ihraç ettikleri tahviller de Eurobond olarak silinmektedir. Bunu almış. İhraç tarihi. Eurobond ne zaman ihraç edildi? Diyelim ki bu yıl 2022'deyiz. Mart ayındayız. Şubat ayında 20. Hatta geçenlerde 5 yıllık bir Eurobond ihraç edilmişti. Atıyorum Şubat 2020, 2027 idi galiba. 2027 idi, evet. Buna diyeceksiniz ki Şubat, atıyorum kaç Şubatsa işte 15 Şubat diyelim. 15.02.2022 diyeceksiniz buna. Siz kendi aldığınız Eurobond'un ihraç tarihleri sistemden demin de web sitelerinden bulup bunu buraya girmeniz gerekiyor ki sistem bu bondun hangi Eurobond olduğunu anlayabilsin. İradı sağlayanın adı, soyadı ve unvanı demiş. Buraya büyük ihtimalle şimdi Excel'den de bakarız. Hazine ve Maliye Bakanlığı falan yazılıyordu. Ona bakarız, garantilerim. İradı sağlayan TC veya vergi kimliği olması demiş. Buraya birle başlayıp sonuna kadar bir gideriz. Çünkü herhangi bir vergi kimlik numarası kullanmıyor. Gayri safi irat demiş. Buraya elde ettiğiniz kupon geliri ne? Mesela ne dedik? 50 bin lira mı kazandı? Yok, 50 bin lira değil, 80 bin diyelim. 80 binin 5 bin lirasını diyelim ki bu kuponlarla elde etti kişi. Buraya 5 bin TL'ye giriyoruz.
sonraki kuru Eurobond'dan ne elde etti? 6 bin lira diyor. 6 bin de buraya giriyoruz. Ötekinden ne yaptı? 500 lira kazandı. Onu yazdık. Böyle sıra sıra topladık. En sonunda da 80 bin toplamı görüyoruz. İstisna tutarı demiş. Burada belli bazılarında belli bir istisna tutarı var. Yani 606, 607, 608, 611 şeklindeki irat türlerinde istisna tutarı giriliyor. Bizim Eurobond'da herhangi bir istisna yok. Ne kadar kar kupondan kazancınız olduysa onu çatır çatır buraya girmeniz gerekiyor. Değil mi? 5000 lira kazandı. 5000'e girecek. İndirilecek giderler demiş. Burada şu maddeler eğer size uyuyorsa burada indirime gidiyorsunuz. Safi irat da burada da safi irat bu deminki indirimler varsa oradan çıkartılıyor değerler. Burada da net tutar kalıyor. Vergi gör diyor burada. Kesilen vergi, kesilen gelir vergisi demiş. Satır sil falan demiş. Onları zaten silmiyoruz. Evet, burada da değerleri gösteriyor. Menkul sermaye iradı toplamı. Şurada görmüş olduğunuz gibi menkul sermaye irad toplamları. Beyana tabi menkul sermaye iradınız, istisna tutarı, indirecek giderler, bağkur birimi, kar, kesilen gelir vergisi. Şuraya geleceğim. Gelirinizin 24.000 TL'ye kadar olan kısmının %10'u, 5'i, 53.000'in 24.000 TL'sinin 3.600 ve fazlasına %20, 130.000'in 53.000 TL'sinin 9.400, ücret gelirinde 190.000'in 53.000 TL'sinin 9.400 ve fazlası %27. 650.000'in 130.000'in 130.000'in ücret gelirinden kararlı fazlası. Yani burada elde ettiğiniz gelire karşılık ödeyeceğiniz vergiyi hesaplama tablosunu gösteriyor. Diyelim ki 100 bin gelir elde etti kişi. Bu 100 binin 53 bin TL'si için 9.400. 53.000'den 100 bine kadar yani 47.000'in de %27'den vergisi ödeniyor. 9.400 artı %27 çarpı 47.000. Bunu zaten Excel'de de siz yapabilirsiniz. Ya ayrıca sistemde bunu size yapıyor. Geliyoruz. Şu ana kadar yaptıklarınız hepsini taslak olarak kaydedebilirsiniz. Oradan beyannameyi onaylamaya geçebilirsiniz. İşlemlerinizden tamamen emin olduktan sonra. Onaylama yaptığınızda şu şekilde bir bilgi çıkar size. Buraya tamam tuşuna bastıktan sonra karşınıza başka bir ekran çıkacak. Burada da onay tuşuna tekrar basacaksınız şuraya. Daha sonra onaya bastıktan sonra seçtiğiniz beyanname onay özel onay vermek istediğinizi emin misiniz? Yani size sürekli defalarca yaptığınızda emin misiniz? Bunu onaylıyor musunuz? Şeklinde defalarca soruyor. Biliyorsunuz Windows'ta da pek çok bu tür şeyler çıkar. Herhangi bir oyun programı açtığınızda da bunu yapar. Ya da bir atıyorum cep telefonunuza bir aplikasyon indirdiğinizde de bunları pek çok kez soruyor. Siz burada evet tuşuna basıp en son pencereden onay tuşu çıkacak. Onay tuşuna bastıktan sonra da tamam diyeceksiniz. Tamam deyince de işlemi sonlanmış olacak. Burada gördüğünüz gibi onaylanan beyanname ve tahakkuk B ve T harfleriyle PDF ortamına açılabilir diyor. Buraya tuşa basarak kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Ya da hazır beyanı sol başta üçüncü olan seçeneği seçerek yani anlaşmalı banka kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi buradan işleminizi yapıyorsunuz. Bunlar zaten ayrıntıya giriyor. Bunu çoğu kişi halledecektir. Nasıl yapılacağını gösteriyor. Ödeme planı çıkmış bakın. Asıl borç nedir? Gecikme zammı nedir? Vesaire vesaire vesaire. Birinci taksit, ikinci taksit, vadesi. 31 Mart. Biraz zoom yapayım biraz. 31 Mart birinci taksit. 31 Temmuz ikinci taksit şeklinde. Asıl borç, diğer borç. Burada biraz farklı çünkü damga pulu ve vergisi de ödeniyor. Gördüğünüz gibi kredi kartıyla ödeme borç bilgileri sayfasına geri dön diyor. Burada ödüyorsunuz. Visa kart çıkıyor karşınıza. Kredi kart numaranızı giriyorsunuz. Son geçerlilik süresi ve CVV kodunu giriyorsunuz. Kredi kartının arkasında bulunan numara. Tuşa basıyorsunuz. Ödemeler gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi. Benim burada daha ekstra bir şey söyleyecek bir durum yok. Burada uygulama rehberi bunu
inceleyerek çok rahatlıkla sizler de bunu halledeceğinizi düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.